hareketinde bir ufak kapıyı açıyordunuz ama şiddetle, tansiyonla bir şekilde bir susturuluyor dışarı ya. Şimdi buradaki sizin o nedir, nasıl oldu bilmiyorum ama o derdin daha başlandı. Ben sizinle bir kelimeniz, bir girişiniz sanki o kapağı açtı gibi bende. Dolayısıyla hemen farkında olmadan bir 4 tane önümde taksim yaprağı vardı. Bir şeyler karaladım. Bunları da sizinle paylaşmak isterim abi. Tamam. Dinliyorum. Şimdi evet. Şimdi mesela abi önce şunu şey yaptım. Mesela şunu dediniz abi. Burası değil. Yani biz burayı sahipleniyoruz. Sanki asıl olan burasıymış gibi hareket ediyoruz. Öyle olmadığını ben fark ediyorum tarzında bir şey söylediniz. Bu da şu şekilde oluyor. Her gün bir günde belki birkaç kere sanıyorum bu Peygamber Efendimiz'de 70 kere oldu. Bir perde aralanıyor Hasan abi. Bir perde aralanıyor. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir tefekkür oluştu. Doğrudur yanlış da bilmiyorum. Ben de hiç iyi uyananları söylüyorum Hasan abi. Mesela önce bir sual yapmışım. Benim için tefekkür istiğfar mıdır? Veya istiğfar tefekkür müdür? Ne demek? Mesela istiğfar günaha değildir abi. Hani tövbe ile istiğfarı biz karıştırıyoruz ya böyle biraz abi. Evet. İstiğfar günaha değildir abi, değil mi? İstiğfar bir önceki halinden bir sonraki halinin bir önceki haline karşı yapılandır. O halinin daha düşük olmasına karşılık belki yaşanandır. Dur. İçinde yaşadığımdır belki diye. Dur. Abi. Dur, dur, dur. Buraya parantez aç. Biraz ileri götüreyim. Bunu artık geç. Bir önceki hal, bir sonraki halin. Ey dimacılar, vücut ve Adem'e karşı. Önceki hal bile sonraki hale göre Adem'dir. Hani vücutta, Adem'den vücuda çıkmanın adıdır istiğfar. Evet abi, kesinlikle. Devam et işte. Tefekkürlerim aynı doğrultuda gidecek inşallah abi. O zaman devam ediyorum abicim. Şimdi yazdığım notumu önce bir okuyayım. Kafam karışır çünkü iki derini dalıyorum. İstihbar günahı değildir. Her an bir perdeyi aralamaktır istihbar. Evet. Bu da tefekkür iledir. Yani istihbarın fiili hali tefekkürdür. Niye bir notum var abi? Nasıl var? Bir de söyler misin? Her an bir perdeyi aralamaktır istiğfar. Evet. Yani şunu söyleyeyim Hasan abi. Mesela akıldan şu geçebilir. Tamam, ben bugün şahitliğin %10 oranındaydı. Yarın oldu. Yarın şahitliğin %20'ye çıktı. %20'deyken %10'luk haline istiğfar etsem demek. %20'yi %30'a çıkartmanın gayreti demektir abi. Evet. Bu da tefekkürdür. Tefekkür abi. Yani istiğfarın fiili hali nasıl istiğfar yapacağız? Fiili hali tefekkürdür. Hasan abi. Her daim. Mertebede son yok değil mi abi? Sonsuzluktan bahsediyoruz. Hani sonunda ne var? Öyle bir şey yok. Bitmiyor yani abi. Bitmiyor. Sadece önemli olan senin şahitliğindeki oran abi. Ben evet. Bunu böyle alıyorum. Mesela şöyle bir şey devam etmişim abi. Hareketin bütünlüğü, bir de abi şeyden bahsettiniz mesela vahiy diyerek akla geliyor. Duygular da bize girer, bizde zeka, zete sebebiyet veriyor. Vahiy direkt akıldan giriyor diye deyince abi. Şöyle bir şey tekrar tefekkür bende olmuştu. Hareketin bütünlüğü Hasan abi bakın Hasan abi bakın çok acayip önce bir şey söyleyeceğim ama hareketin bütünlüğü vücut. Artı ve eksi uçların birleşmesiyle mevcut olan ampulde
zor ortaya çıkıyor. Ayat-ı tesbihiyle ile evamir-i tekbihiyle birleşmesi süreci Hasan abi, yani bu ayat-ı tesbihiyle ile evamir-i tekbihiyle bütünlüğe gelmesi süreci hareket demektir abi, hareket. Bir dakika, bir dur. Bir dur. Evet, bu notunu bir daha okur musun orayı? Abi, hareketin bütünlüğü, hareketin bütünlüğü vücuttur. Evet. Vücut. Artı ve eksi uçların birleşmesiyle mevcut olan ampulde vücut olan nur ortaya çıkıyor. Yani ayağı tekniğiyle evazi tekniğe birleşmesi, bütünleşmesi, bütünlüğü süreci hareket demektir. O hareketin adı vahiydir. Ve mevcut olan beşeri vücut olan insana dönüştürüyor. Vahiy. Bir dakika, bir daha dur. Bir daha, kusura bakma. Bir daha söyleyeyim abi. Şimdi abi, her şey hareket bile oluyor Hasan abi. Bir dakika daha dur, bir dakika. Tamam abi. Bir dakika dur abi. Buraya bir durduk. Her şey tamam. Yukarıya arabayı bıraktım, şu bu etleri yaptılar. Haydi değil. Gafur'un kusura bakma, ampulden sonra bir daha devam edeceksin. Yani artı ve eksi ampul, evet. Vücut denilen nur. Evet. Tamam, evet. Şimdi şunu da söylemek istiyorum Hasan abi. Her şeyin özü Hasan abi hareket. Evet. Her şeyin, en baştaki her şeyin özü hareket abi. Evet. Hareketin bütünlüğünün adıdır. Hani şöyle, artı ve eksi uçlar Hasan abi birleştirilince mevcut olan ampulde, bakın vücut değil, mevcut olan ampulde vücut olan nur ortaya çıkıyor. Yani bu hareketlerin eksi ve artı uçların Hasan abi, yani evamir tekniğiyle ayat tekniğinin birleşmesi vücut olan ampulde mevcut olan ampulde vücut olan nuru ortaya çıkartıyor abi. Bunun bizdeki karşılığı yani ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniye birleşmesi süreci hareket demek Hasan abi. Bu hareketin adı vahiydir. Ve mevcut olan beşeri vücut olan insana dönüştürüyor. Vahiy. Yani vahiy mevcut olan beşeri vücut olan insana dönüşür. Hasan abi hep derdiniz ya, zannediyoruz ki bu dolaşanlar insan. Evet. Bunlar insan değil. İnsan olmaya adaylar. İnsan olmaya adaylar. İnsan nasıl oluyorlar abi? Vahiy ile oluyorlar. Şimdi buraya kadar tefekkürüm bu. Şimdi devamı şu Hasan abi. Hasan abi bir süreç var. Bunu bahsettiğimiz dima dersini sanki gözümün önünde böyle hatırlar gibi Hasan abi. Elenin serbest
enaniyeti serbest bölgedeki enaniyete dönüşürken bir evamili tekniğe, bir ayatı tekniğe, bir evamili tekniğe, bir ayatı tekniğe şeklinde bir hareket ile yapıyor bu yolculuğu Hasan abi. Bir daha söyle burayı. Şimdi Hasan abicim şöyle söyleyeyim. Allah-u Teala bize emanet olarak bir ene verdi diyelim abi. Bu ene, Hasan abi, bu ene bizim serbest bölgemizdeki enaniyete dönüşüyor abi. Ene, enaniyete, şimdi tek taraflık söylüyorum. Ene, enaniyete, enaniyet eneye, ene, enaniyete, enaniyet eneye dönüşüyor sürekli. Bu dönüşüm, bu hareket de ayat-ı tekbiriye eden evamili tekbiriye, evamili tekbiriye eden ayat-ı tekbiriye dönüşüm ile, böyle bir hareket ile oluyor Hasan abi. Yani sürekli sizdeki evamili tekbiriyi uyandırmak için ayat-ı tekbiriye bakıyorsunuz. Sizdeki ayat-ı tekbiriyenin ortaya çıkması için evamili tekbiriyeyi fark ediyorsunuz. Biri şehit oluyorsunuz, birine şahit oluyorsunuz. Bir yerde şehit oluyorsunuz, bir yerde şahit oluyorsunuz. Sürekli bir hareket Hasan abi. Vahiy bir mana bu harekette şahitlik oluyor yani abi. Yani vahiy Hasan abi, yani Hasan abi bakın, yani ben bunu belki temizlendiremem. Bir an böyle şeylerimle yansıttım bunu ama yani vahiy bizde olmayan bize gelmesi değil abi. Bizde olanın ortaya çıkması. Hasan abi. Evet. Yani bende olanın açılması. Bu yüzden Hasan abi, bu yüzden vahiy önce Hasan abi bakın zihin, akıl ve serbest bölgeyi yönünde yol alıyor. Ha, ama nasıl Hasan abi? Ben hep dediğim şu ki Hasan abi, zihin bendeki evamili tekbiriye Hasan abi. O bendeki bu bütünlükte de akıl da ayat-ı tekbiriye şeklini alıyor Hasan abi. O yüzden akıldan vahiy giriyor diyoruz Hasan abi. Bu akıldan gelen vahiy ayat-ı tekbiriye dur, dur. Sana da bir parantez, gene sana katkı, bana da katkı. Şimdi vahiy bizde olmayanın bize gelmesi değil, bizde bil kuvve var olanların bil fiile dönüşmesini sürecinin adıdır ki Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı 3 defa sıkmış. Subhanallah, aynı tefekkürü abi kalbinden geçmişti ya. Subhanallah, aynı noktada burada anlamışım. Çünkü şimdi bir uzlaşma yok. Nasıl? Oku diyor. Cebrail bilmiyor mu onun okumayı bilmediğini? Evet. Bilmiyor mu? Biliyor. Evet. Okumayı bilmeyene oku diyor. Peki tamam, o da diyor ki bilmiyor. Tekrar sıkıyor. Yani Cebrail tövbe, akılların toplamının ustası değil mi? Yani Cemil Cemi, temsilcisi. Tasavvufta Ceberut, nurculukta Lef-i Mahfuz'un temsilcisi Cebrail. Bütün akılların toplamı. Bir insanın okumayı bilip bilmediğini bilmez mi? Bilir. Bir kere ikaz da ediyor. Oku diyor, bilmiyorum diyor, sıkıyor. Oku diyor, bilmiyorum diyor, sıkıyor. Üçüncü kez sıkınca okuyor. Nedir bu? Bir manası. Vahiy, bizde olmayanın bize gelmesi değil, bizde bil kuvvenin, bil fiile çıkma serüveninin mukaddemesidir. Mükemmel abi. Devam et. Kesinlikle abi. Mükemmel. Elhamdülillah abi. Aynen bu. Aynen bu şekilde abi. Yani
Aynen. Çok çok güzel, mükemmel abi ya. O kadar hoşuma gidiyor ki abi. Anlaşılmak o kadar hoşuma gitti ki elhamdülillah. Ve tefekkürlerimin doğru olduğunu tekşirlenmesi. Hasan abicim iyi ki varsınız. Allah'ım sizden ebeden daimen inşallah razı olsun. İnşallah ebedi hayatımızda bizi, beni, sizi ve bütün grubumuzda bir inşallah. Duamızın bir parçası neydi? Pek katılamıyorsun bugünlerde de onun hikmetini çok zikrediyorum. Şudur. Acımasız imtihan bizi bekliyor. O iki süreci var. Önceden söyleyeyim dedim. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam kabul olmasını istediğiniz dualarda ısrar edin diyor. Nedir o? Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan nakıs, eksik ve günahlarımızdan dolayı birbirimize adavet ettirmesin, muhabbetin azaltılmasın. Birbirinizin birinci süreçteki imtihanı, emsaller arasındaki beşeriyeti, beşeri kusurları öne çıkarıp imtihan edecek, ediyor. İkincisi, en acımasızı da siz gruptakiler, emsalsınız da yaş itibariyle, konum itibariyle benim bir başka meziyetim yok. Yaşım farklı. Beşeriyetimizden dolayı birbirinizden bir imtihan olacaksınız. Bir de benle olacaksınız. O zaman diyoruz ki ya Rabbi, beşeriyetimin iktizası olan günahlarımızdan, eksikliklerimizden, nakıslıklarımızdan, anlaşılamamızdan birbirimizi imtihan etme ki edeceksen ya Rabbi, ahsan eyle, devam et şimdi. Allah Allah. Ama bu şeyi hatırlarsın, bu cümleyi. Nasıl abi? Bu cümleyi hatırlarsın, birbirimize imtihanı. Evet. Ama İnşallah. Ne zaman aşabiliriz bunu? Ne zaman adetullah kanunu olan insandaki üç şahsiyeti idrak edersek? Yani insana bir beşeriyet var, bir ubudiyet var, bir de vazifedarlığı var. Evet abi. Evet abi. Yani bu farklıdır. Mesela biraz önce ben yazıyordum. Bu benim halim. Seninle konuşuyoruz. Ubudiyetimiz hali. Bir de derse ineceğim çay eline bu akşam. O da vazifedarlık hali. Yani birbirine karıştırılıyor ve atılıyor kenara. Zannediyoruz ki onu atmışız kenara, biz atılmışız kenara oluyor. Doğru. Yani onu attık, bunu attık, onu attık, bunu attık, yalnızlaştık, haberimiz yok. Doğru. Devam et abi. Abi ya, elhamdülillah ya. Elhamdülillah. Şimdi Hasan abi, şöyle yazmıştım ya, ben vahiy bir mana bu harekete şahitlik oluyor. Evet. Demiştim Hasan abi, bu enenin enaniyete dönüşmesi, süreç, bir hareket sürekli, buna şahitliğin adı, bunu fark etmek, bizde olanın ortaya çıkmasıdır vahiy dedik. Enerjisi dönüşmesi bende olmayan bana geliyor değil, bütün dönüşüm bende oluyor ama benle ilgisi yok. Hasan abi bakın, bütün dönüşüm bende oluyor ama benimle ilgisi yok. Biz sadece şahit olmaya çalışıyoruz Hasan abi. Şimdi onunla birlikte Hasan abi, mesela geçen gün Fatih kardeş İmam'da bir şey yazmıştı. Çok hoşuma gitti ama ona da eklemeler yapmak istedim. Yani ona da o an yani çok sanki bir şey biliyormuşum gibi değil de o anki hissiyatlarımla belki. Yine siz de bunu kısmen zikretmişsiniz. Allah beni nasıl biliyor, ben onu nasıl biliyorum. Veya bendeki o, ondaki ben tarzında gibi. Burada da Hasan abi, burada da şöyle bir şey. Yani bunun da devamı aslında. Şimdi bakın, sürekli hareketler oluyor, sürekli hareketlerin neticesi ortaya çıkan işte bendekinin uyanması, işte bu sürecin adıdır vahiy diyoruz. İşte bütün burada Allah-u Teala şu kelamında, yani bu hadisi sanırım değil mi abi? İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Hı hı. Böyledir. Yani o yüzden bu kutsi hadiste asaydı sanki bu süreci diktir diyor Allah-u Teala Hasan abi. Şimdi
anayasa tekliğiyle tevazu tekliğinin birleşmesidir ki bizde ortaya çıkıyor sadece. Bizim üzerimizde ortaya çıkıyor Hasan abi. Peki biz kimiz o zaman? O zaman biz kimiz? Hani sırrı insaniye doğru yine uzanıyoruz ya Hasan abi. Bunu Üstad en güzel dile getirmiş abi. En güzel dile getirmiş. Böyle deyince biraz rahatlıyorum sanki. Hani mektubat 19'da diyor ya Hasan abi. Şu hiç ender hiç olan kardeşiniz diye bahsediyor ya Hasan abi. Sanki bunu dediğimiz zaman Hasan abi o zaman işin içinden sırılıyoruz. Şehit olan da benim, şahit olan da benim, her şey benim üzerimde çıkıyor ama ben hiçbir şey değilim. Bu nereye kadar gider, ne olur bilmiyorum Hasan abi ama bütün bu düşüncelerin bütünlüğü benim kavgakavşıyım. Hasan abi, karşılıklı bütün bunların toplamı Hasan abi, kalp kalpseydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam açar demiş, ne yapmış abi? Ne yapmış abi? Allah Celle Celaluhu yine karşılıklı mukalemesinin olduğu yer değil mi abi? Karşılıklı sohbetin olduğu yer değil mi abi? İşte Hasan abi biz burada bunları konuşurken, estağfurullah yanlış konuşmak istemiyorum ama Hasan abi sanki bunu yapıyoruz abi ya. Sanki bunun farkındalığı, ya bu farkındalık, sanki bu tefekkürler bu abi ya. Biz istiyoruz abi, şahit oluyoruz ya. Ya hiç unutmuyorum Hasan abi, Bodrum'daki o kelamınızı. Tabiri caizse, inşallah hata olmasın abi de. Yani Allah-u Teala bizi yaşatırken, bizi yaratırken, bizi yaşatırken bizi bize hissettiriyor Hasan abi. Biz kimiz o zaman abi? Biz onlarız. O değiliz. Sadece bunu biliyorum abi. Evet. Bilmiyorum ne eklersiniz, ne dersiniz artık bu arada. Evet. Şimdi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ilgimi çekiyor bu sıra. Hemen hemen çok sık kullandı duasında hayretimi artır diyor. Hayretimi artır. Niye bunu diyor? Yani bu tefekkürün ilerisi olsa gerek böyle. Hayretimi artır deyince yani bakıyor, hani sen onu dinlemedin galiba mukaddemesinde, Hak ismi var ya, Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bu pazar dersinde de yaptım inşallah ilk defa, biraz daha yayınlamadım. Hak. Yok, onu dinledim abi. Hatta dersi yapmadan önce siz bana zikrettiniz. Elhamdülillah Allah size razı olsun. Hak ismi bizde tecelli de tedavi de ortaya çıkandır diye dediniz galiba. Ha, şu. Sonsuz da sonunun, hakla batılın, soyutla somutun, vücutla ademin, mülkle melekütün, cem halindeki insandaki haleti ruhiye. Subhanallah abi, bir daha deyin. Allah aşkına bir daha deyin şunu ya. Sonsuz da sonun aynı yerde. Bu nasıl bir şeyse, sonsuzla sonlunun, vücutla ademin, mülkle melekutun, soyutla somutun, mülkle melekutun cem olma haletidir insanda. Ama lügatta hak sahibinin hakkını vermek. Bu bundan dolayıdır ki benim ismi azamım Hak. Bu 10. sözün 11. hakikatında insanı tarif ederken orada Hak ismini kullanıyor. Bab-ı insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir diyor. Allah. Hak. Bak, insaniyetin temel yapısı Hakk'ın üzerinde neşünema bulur. Onun da dalı bu da 11 tanedir orada. 11 tane sıfatı ne kadar yaklaşırsan insanda 11 tane sıfat, o kadar insansın. Şimdi düşünebiliyor musun? Bak şimdi.
Belagatı bırak. Belagatı bırak. İyi dinle. Sonsuz sende, sonlu da sende. Vücut da sende, Adem de sende. Karma yap. Onda sende bir halet oluyor. O haletin adı Hak. Çok garip yani. Sonsuz, sonlu da. Sonlu da sonsuz da. Olmaz da işte konuşuyoruz. Yani bu işte... Peki ne oldu sende şimdi? Sende ne oldu? Biraz önce Resulullah'ın dediği gibi hayretimi arttır oldu. Yani Hak ismini tezahür ettikçe insanda hayreti artıyor. Hayreti artıyor. Hayretimi artır deyince böyle oluyor bak şimdi. Mesela Allah Allah. Bu ne biçim bir yer falan diyoruz ya, hayret. Evet, evet. Yani beklenmedik bir şey. Peki bu hayretin nasıl artar? Bir itikatta olur, bir de eylemde olur. Peki hayreti mi artır demek? Hak isminin sonsuzun sonunda, sonluğunun sonsuzda, mülkün melekutta, melekutun mülkte, Adem'in vücutta, vücudun Adem'e, dönüşüm sürecini yaşıyor. Ve peki sende bir tezahürü var mı? Bu olayın sende icra ediliyor. Senin dışında zaten. Yani ezel ebed ebed ezel sende koridor olmuş ya. Peki sende ne oluyor bir halin? Hayret ortaya çıkıyor. Aha! Diyorsun. Aa! Evet diyorsun böyle. Hayret. Ya Rabbi halletimi artır. Çok tuhaf bir şey. Şimdi ben burada bırakıyorum seni. Bundan sonra senin tefekkürünle baş başa bırakıyorum. Çayeli'de yapacağım. Şu anda inşallah niyetim olan. İman bizce makbuldur. Ama doğru olduğunu nereden biliyoruz? Onun imanın tezahürlerini külliyattan topluyorum. Görüşmek üzere inşallah. Sana... Amin. Amin. Dua edin arkadaşlara da çok selam ediyorum. İnşallah. Aleyküm selam. Sağ olasın. Allah emanet olun.